Line TV ekranlarından merhabalar. Yepyeni bir sürmanşet programıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Bursa gündeminin ilk konuları genelde çevre kirliliği, ulaşım veya kentsel dönüşüm. Ancak kimi zaman dillendirilmeye bile çekinilen bir konu var. Hem de vatandaşların hayatına mal olan bir konu. O da uyuşturucu ne yazık ki. Bursa'da hızla artan uyuşturucu kullanımını eski İl Sağlık Müdürü ve Çevrem Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Serdar'la konuşacağız. Sayın Serdar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili baktığımız zaman son yıllarda artan bir grafik var ne yazık ki. Bu Bursa'da çok daha fazla göze çarpan bir hadise. Uyuşturucu kullanımı neden artıyor bu kadar hızlı bir şekilde? Evet, yapılan anketler ve istatistikler, çalışmalar gösteriyor ki dramatik bir halk sağlığı sorununa karşı karşıya kalmışız. Hı hı. Uyuşturucu tüm illerimizi etkiliyor ki özellikle Bursa, İstanbul, büyük şehirlerin etkilenmesinin altında sanayileşme, göç, sosyal sorunların olması, ailevi problemlerin olması, ailenin küçülmesi, baskının fertler üzerinde, çocuklar üzerine baskının kalkması, ailenin, ebeveynlerin çocuklarını kontrol edememesi, onlarla daha az vakit geçirmesi, biz buna hayatın koşuşturması diyoruz ama evet. Çocuklarımıza daha az vakit geçiriyoruz. Onların arkadaş çevresini tanımaya özen göstermiyoruz. Tanımıyoruz da. Hı hı. Dolayısıyla bu bazı istatistiklere toplumun ruh sağlığında sıkıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş yıllarla kıyaslıyoruz. Bir bakıyoruz ki akıl hastalıkları veya akıl sağlığıyla ilgili, psikiyatrik hastalıklarla ilgili vatandaşların hastanelere ve hekimlere ulaşma hızı katlanarak gidiyor. 9 evet. milyon civarına varmış bir hekime psikiyatrik sebeplerle müracaat. Hı hı. O zaman demek ki toplumda bir sıkıntı var. Bu hı hı. sıkıntı kontrol edilemediği sürece kişiler maddeye eğilmeye başlıyor. Arkadaş çevresini açamıyorsa, annesini açamıyorsa, aile içerisinde sağlıklı iletişim, okulda sağlıklı iletişim, doğru iletişimi kuramıyorsa, hı hı. kardeşler arasında doğru iletişim kurulamıyorsa, bu defa kendine, o çocuklar kendine daha çok değer verilen, kendine daha çok önem gösterilen, onu insan yerine koyan, tırnak içinde söylüyorum, ona hı hı. daha çok alaka gösteren yerlere doğru kaymaya başlıyor. Evet. Çocuk kontrolden çıkıyor. Aile, okul ve çevre üçgeninde çocuk kendi biyolojik, sosyal gelişimini tamamlayamasa bu defa işte hiç de istemediğimiz bu uyuşturucu cenderesinin içerisine, madde kullanımının içerisine düşüyor. Hı hı. Zaten sadece bu kişinin genetik yapısından da kaynaklanabilir, sosyal çevresinden de kaynaklanabilir, aile sebeplerden de kaynaklanabilir. Bir de uyuşturucuyu pazarlayan, hı hı. uyuşturucu üzerinden küresel bir kazanç elde eden mekanizmalar var. Evet. Üstelik terör yapıları bu tatlı parayı, kolay kazanılan büyük paraları edinmek istiyor. Onun için gençlerimiz ve insanlarımız hedef haline gelmiş durumda. Hı hı. Bursa'yla alakalı Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yayınladığı uyuşturucu raporu var. Siz de evet. biliyorsunuz. Burada büyük kentlerle ilgili sorun olduğu karşımıza çıkıyor. Hı hı. Hem yakalanan madde miktarında, hem kullanan ve bağımlı olan kişiler miktarın sayısında, hem hastanelere başvurup tedavi alan yurttaşlarımız açısından bakıldığında, gerek çocuklar gerek ergenler veya yetişkinler, onlarda da sayının arttığını görüyoruz. Hı hı. Aslında ülkemiz bir ulusal eylem planı ortaya koymuş, uyuşturucuya karşı bir mücadele platformu oluşturulmuş. Bunun içerisinde aklımıza gelebilecek tüm bakanlıklar yer alıyor, aksiyon açılmış. İşte milli eğitiminden sağlığa, İçişlerinden Emniyet Müdürlüğü'nden jandarmaya, kadın ve aileden sorumlu bakanlığa, belediyelere, STK'lara hem görev hem de sorumluluklar düşüyor. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Aslında bizim gördüğümüz, aslında medyanın da göstermekten çok mutlu olmadığı, evet.
izleyenlerin de çok mutlu olmadığı, kontrollü haberlerin yapıldığı bir ortamda bile kamuoyuna yansıyanlar insanları yaralıyor. Aileleri endişelendiriyor. Hı hı. Ne olacak? Gelecek daha mı kötü? Benim çocuğuma bir şey olursa, acaba benim çocuğum da madde kullanıyor mu? Böyle sorunlar hem bizi ürkütüyor hem de bir şeyler yapmaya sevk ediyor. Evet. İşte bugüne kadar bakıldığında bir ulusal eylem planımız var. Evet. Ancak bu ulusal eylem planı buyurun telefonunuzu isterseniz şey yapın, sesini kapatabilirsiniz, hiç sorun değil. Canlı yayında gayet biliyorsunuz, olan şeyler sorun değil. Koşturmacayla geldiğimi biliyorsunuz trafikte. Ayrıca evet. Teşekkür ederim aslında bunun için, hiç sorun değil. Yapılacak şeylerden önce ben size daha farklı bir şey sormak istiyorum. Hı-hı. Müsaade ederseniz. Aslında en başta o yüzden söyledim. Dillendirilmeye çekinilen bir hadise bu diye. Dediğiniz gibi hem izleyenler açısından da aynı şekilde geçerli, hem biz de haber yaparken bizim için de geçerli. Gerçekten o görüntüleri gördüğünüzde yazacağınız kelimelere dikkat etmek zor, daha fazla dikkat etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ama ben şunu da ayrıyetten merak ediyorum. Eskiden madde bağımlılarının yaşamış olduğu o krizler daha böyle hani metruk binalarda, daha böyle gizli kapaklı yerlerde yaşanan şeylerdi. Ama biz gün aşırı sokaklarda uyuşturucu komasına giren insanların haberlerini yapmaya başladık. Yapmaktan çekindiğimiz, dediğiniz gibi, olaylar da oluyor. Yapmak zorunda kaldığımız, insanlara hani bir nevi ders niteliğinde olan olaylar da oluyor. Sokağa kadar nasıl yansımaya başladı bu iş? Evet, bu işte taşmaya başladı. Hı hı. Halının altına bazen süpürürsünüz, atarsınız, halı şişmeye başlar. İşte bardak taşmaya başlar, kova taşmaya başlar. Bu sorun taşmaya başladı. Aslında medya bu haberleri daha çok gösteriyor değil. Veya kamuoyu daha çok konuşuyor değil. Taşmaya başlayınca mecburen görmek zorunda kalıyorsunuz. Rakamlardan belli zaten. Rakamlardan belli. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili biz kendi şehrimizden konuşacak olursak aslında bu projeksiyon ülke geneline uyuyor. 10-12 yaş arasında uyuşturucu kullananlar var. Gençleri. Ortaokul öğrencisi. Tabii. Bursa'da da yapıldı böyle bir anket. 32 bin öğrenci üzerinde başladı. 10. sınıf öğrencileri ve 23 binden daha fazla öğrenci soruların tamamına kendi iradesine göre hiç kimse etki etmeden cevap verdi. Orada görüldü ki bu öğrencilerin %2.1'i uyuşturucu kullanmış. %20'ye yakını sigara, %10'dan biraz daha az sayıda alkol kullanmış. Yani 4000 küsür öğrenci alkol kullanmış. 4000, o 23 bin öğrencinin içinden 4000 küsürü sigara kullanmış. Hı hı. Ve onun yaklaşık 2.1'i de uyuşturucu kullanmış. Evet. Yaş olarak da sigara ve alkol kullanma yaşı 13'ler civarında. Uyuşturucu kullanma yaşı biraz daha düşmüş. Hı hı. Şimdi Emniyet Müdürlüğü'nün, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işte kamuoyuyla paylaştığı bilgiler de bunu doğruluyor. Bu bilgiler ürkütüyor insanı. Gerek kamu yöneticileri, gerek sorumluluğu olan insanlar bu rakamları pek paylaşmak istemezler. Hı hı. Rahatsızlık veren şeyler bunlar, güzel rakamlar değil. Ama bunlar bizim rakamlarımız. O zaman bunları etkilerini azaltabilmek için, sayılarını düşürebilmek için, oranlarını anlamlı hale getirebilmek için gayret etmemiz lazım. Hı hı. O gayreti göstermek. İşte o gayreti bu il veya ilçe uyuşturucu eylem planının içerisinde koordinasyon sağlayacak kuruluşlar var. Hı hı. Bugüne kadar çok koordine halinde, çok sonuca tesir edebilecek işler yapıldı mı tartışmalı. Evet. Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele edilecekse veya maddeyle mücadele edilecekse bunu polise havale edelim. Polis bundan mücadele etsin. Emniyet güçleri mücadele etsin. İşte narkotimler, narkotik büro, hı hı, organize suçlar işin içine giriyorlar. Uyuşturucu yakalıyorlar. İşte belli kilolarda veya, hı hı, tonlarda. Bu eylem planı ne zamandan beri uygulanıyor? 2008-2009 yıllarından beri, hı hı, revize edilerek geliyor. Evet. İşte toplanılıyor. İşte vali veya kaymakamların öncülüğünde, onların görevlendirdiği vali yardımcılarıyla beraber, daire müdürleri veya onların görevlendirdiği
sayıda kurum ve kuruluşun yetkilileri toplanıyor. Bununla ilgili ne yaptık, ne yapmamız lazım? Hangi eğitimleri yapmamız lazım? Hangi uygulamaları yapmamız lazım? Arzı, yani kamuya, piyasaya düşecek maddeyi nasıl azaltabiliriz? Bunu bir taraftan bununla uğraşırken öteki taraftan da talebi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani gençleri ve bireyleri, evet, çocukları nasıl koruyabiliriz? Onlardaki o merak duygusunu nasıl önleyebiliriz? Maddeyle buluşmasını nasıl ortadan kaldırabiliriz diye gerçekten çok çetrefilli, zor ama uygulandığında da netice alınabilecek bir konu. Gördüğümüz kadar bugüne kadar açık söylemek gerekirse biraz koordinasyon problemi var. İşi, mücadeleyi sadece Emniyet Müdürlüğü'nün kıymetli memurları yapıyor gibi bir algı var. İşte bu algıyı düzeltmek için biz bireysel olarak, dernek olarak, işte arkadaşlarımızın dili döndüğünce okullarda, toplumda nerede insanları yakalıyorsak orada madde nedir, madde bağımlılığı nasıl gelişir, gelişmemesi için üzerimize düşen roller ne, aileler ne yapması lazım? Evet. Bir çocuk madde kullanıyorsa aile bunu nasıl gözetmesi lazım? Aile içerisindeki doğru ilişkileri, iletişimi nasıl sürdürmesi lazım? Bakıldığında işte tabii emniyetin, jandarmanın yapması gereken uygulamalar var. Onlar çok özellikli uygulamalar. Önemli de. Uyuşturucunun satılmasını önlemeye yönelik olarak. Tabii. Yani bir tarafta hani piyasa ekonomisi, arz ve talep. Talep olmazsa, arz ne kadar olursa olsun, yani onu piyasaya ne kadar getirirlerse getirsinler, o arz çok etkili olmaz. Zaten şöyle bir durum var bu konuyla ilgili. Şimdi hani bataklığı kurutmak tabiri vardır ya. Burada yani dünyada küresel noktadan, küresel boyutta bir uyuşturucu pazarı var maalesef. Bunu kim ne kadar önleyebilir? Ama burada dediğiniz gibi talep olmadığı müddetçe arz ne kadar fazla olursa olsun, ne kadar fazla insana satılmaya çalışılırsa çalışılsın, talep olmadığı müddetçe o insanlar, o söylemiş olduğunuz faktörler yerine getirilip uyuşturucu satın alınmak istenmediği müddetçe sorun olacak bir durum değil. Ama işin ilginç boyutu da şu. 2008 yılından beri uygulanan bir plan var. Dediğiniz gibi biz daha çok emniyetin yapmış olduğu, jandarmanın yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarını daha fazla duyduk. Bir eylem planı var. Ancak artan da bir uyuşturucu kullanım var. Bu sadece koordinasyonsuzluktan mı kaynaklanıyor yoksa sizce farklı problemler de mi var? Herhalde yani işin üzerine tam odaklanamadık. Ya toplumun tüm kurumları bunu bir mücadele edilecek. Mesela ekonomiyle alakalı işte belli enstrümanlar var. İşte dolardı, borsaydı, faizdi. Bunlarda bir kıpırdama olduğu zaman hemen bir telaş sarıyor toplumu. Hemen şu doların ateşini veya işte başka enstrümanların ateşini nasıl baskılayabiliriz diye hemen çok ciddi çalışmanın içerisine giriyorlar. Oysa bu gördüğümüz uyuşturucu konusu, madde bağımlılığı konusu ondan daha önemli. Yani mali piyasalardan daha önemli. Toplumun tüm dinamiklerini alt üst eden bir yapı var. Ve şu ana kadar görmüş olduğumuz, kamuoyuna yansıyan, duyduklarımız, işittiklerimiz iceberg'in görünen tarafı. Evet. Yani %20'sini falan görüyoruz. Toplumun derinlerinde çok büyük bir uyuşturucu kullanımının olduğunu söyleyebiliriz. Bu o kadar büyük bir problem ki bizim gözlemlerimize göre civar köylere bile yayılmış. Bursa'da. Tabii tabii. Bursa'nın yakın köylerine, büyük şehrin yeni sınırlarına kattı. Artık gerçi bütün şehir oldu ama büyük şehrin yakın köylerinde de var. Bu sorun sadece Bursa ile alakalı değil, ülkemizin birinci problemlerinden biri haline geldi. Evet. Tabii demin de siz güzel söylediniz. Bataklık mı, sinek mi? Bir taraftan sinekle mücadele edeceksiniz ama önemli olan bataklığı kurutmak. Orada üremeyi engellemek. Dolayısıyla şimdi mahalle kültürünün azalması, insanların birbirini tanımaz hale gelmesi, aşırı göç, gelen insanların geldiği kültürle burada kalamaması, adaptasyon sıkıntıları, geldiği yere, mahalleye uyamaması, o tüketim alışkanlıklarını sağlayamaması, çocuk ekonomik zorlukların altında ezilmeler, işsizlik, bir takım sosyo-kültürel sorunlar
bu işi büyütüyor. Tabii birazdan baktığımız zaman özendirici uygulamalar da var. Sigara kullanımını, alkol kullanımını gerek filmlerde, gerek dizilerde, gerek reklamlarda gördüğümüz, görmediğimiz yani ulusal anlamda veya yerel anlamda gençler motive oluyorlar. Yani gençlerin sigara kullanması onun artık yetişkin bir birey olduğunu. Bilinçaltına öyle bir mesaj veriyor. Evet, artık ben yetiştim. Ben bir yetişkin bir birey oldum. Görüntüsünü verebilmek için sigara kullanmaya başlıyor. Aslında kolektif bir çalışma yapmak lazım. Tüm bakanlıkların halkla temas eden tüm kuruluşları bu işin yani elini taşın altına değil gövdelerini sokmalar lazım. Peki uyuşturucu kullanma yaşı neden bu kadar küçük yaşlara kadar düştü? Çünkü şu gözle bakmak lazım. 10 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hani bayağı küçük bir yaş. Korkması, çekinmesi lazım. Bu nedir, ne değildir? Haberlerde görüyor, ediyor. Ya benim başıma bir şey gelir mi? Annem babam duyarsa ne der demesi lazım. Ama inanılmaz bir cesaret mi diyeyim, inanılmaz bir gözünü karartması mı diyeyim? Bu işe giren %2 oranında bir rakam açıkladınız. Neden böyle bir şey oluyor? İşte bir defa evde çocuklarımızla ne kadar vakit geçiriyoruz? O anne babanın kızacak olması ne kadar etkili? Tabii. O iletişim yani, yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ta bebeklik döneminde çocukların bebeklik ve işte 3-4-5 yaş döneminde çocukları çok kuşatamıyoruz. Sevgimizde, ilgimizde, vaktimizde çok etkileyemiyoruz. Yaramazlık yaptıklarında işte bilgisayar önünü açıyoruz, başka bir televizyonun önünü açıyoruz. Konuşmuyoruz. Evet. Büyüyor çocuk. Artık ergen olmaya başlıyor. Ergenlik dönemi de çocuğun yani 12, 13, 14 yaş dönemi sorunlu bir dönem. Bir genç için oldukça sorunlu, sıkıntılı bir dönemdir. Sağlıklı iletişim kuramıyoruz çocuklarla, gençlerle. Tabii bir tarafta sevgisizlik, bir tarafta zaman ayırmıyorsunuz, bir tarafta karşınızdaki çocuğunuzu hani çok sıkıntılarla büyüttüğünüz, dünyaya getirdiğiniz gözünüzün bebeği, hayatınızın anlamı olduğunu ifade ettiğimiz çocuklarla oturup konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Bunu göstermiyoruz. Evet. Ve bunun karşılığını mesela veliler, ebeveynler biz bu okul çalışmalarında veliler saklıyor durumu. Büyükler durumu saklıyor. Çocuklardan alacaksınız doğru haberi. Her zaman söylenir. Evet. Biz gençlere soruyoruz. Akşam eve gittiğinizde, okuldan geldiğinizde, ailelerinizle geçirdiğiniz vakit, sohbet vaktiniz ne kadar? Bunu tüm ailelere öneririm. Evlerinde çocuklarıyla ne kadar vakit geçirdiklerini bir gözlesinler. 20 dakika, yarım saat diyen o kadar az gencimiz var ki. Şimdi böyle bir ailenin etkileşimi ortadan kalkınca çocuk ister istemez yalnızlaşıyor. Evet. Tüm sigara, tütün ürünler, sigara, alkol ve diğer maddeler. Bağımlılık yapan diğer maddelere bakıldığında kapıyı sigara açıyor. Evet. Sigarayla başlıyor. Şimdi o göstergeler hani dedik 12 yaşa 11 yaşa iniyor uyuşturucu kullanma ama bugüne kadar elde ettiğimiz veriler bağımlılığa giden yolun ilk kapısı sigara. Bir anda o sert girişi yapmıyor yani. Evet. Peyderpey olan bir hadise var. Önce sigara, sonra alkol, sonra uyuşturucu. Uyuşturucuya başlama yaşı daha yüksekti. Şimdi bu uyuşturucu bu zinciri bozdu. Daha erken başlama yaşı var. Bu da tabii uyuşturucuya ulaşma hızı mesela sigarada büfelerde, marketlerde sigarayı bir yaş sınırı getirildi. Herkes sigara alamıyor. Ama mahallelerin köşelerinde birçok alanlarda eskiden hep okul köşeleri diye, okul önleri diye suçlardık. Şimdi gerçekten haksızlık etmeyelim. Emniyet teşkilatı okul önlerinde okul yönetimleriyle, öğrencilerle işbirine girerek bu işi çözüyor. Yani büyük çoğunlukla çözüyor. Çocuklar ona çok kolay ulaşıyor. Bir defa fiyatı ucuz. Birkaç lira. Yani bu doğal ya da sentetik dediğimiz uyuşturucuların arasından baktığımızda bu sentetik, yapay, laboratuvar şartlarında kimyasal olarak üretilen maddelerden elde edilmiş uyuşturuculuk veren kullanıldığında da bağımlılık oluşturan maddeler ucuz. Evet. Birkaç lira. Çocuk cebindeki yani o ilkokul çocuğu da ortaokuldaki çocuk da cebindeki paraya onu edinebiliyor.
Dolayısıyla peki ölümler niye artıyor? Yani yaş bunun için etkiliyor ekonomik durum, ulaşabilme mesafesi ve sürü sepet arz piyasalara uyuşturucu tüccarlarının, tacirlerinin, baronların döktüğü uyuşturucu miktarı günden güne artıyor. Emniyet teşkilatının yaptığı operasyonlarda dikkat edersek raporlardan da belli, katlanarak artış var. Demek ki daha çok fazla ürün var ki onlar da daha fazlasını yakalıyorlar. Hem madde kullanan kişilerin sayısında artış var, hem üründe hem miktarda. Dolayısıyla burada yapılacak olan, bizim elimize gelen bilgiler ışığında yapılacak olan şey bu zincir halkalarını tek tek kopartabilmek. Evet. Niye daha çok ölüm oluyor? Niye bu kadar ölüm? Mesela iki gün önce bu rapor yayınlandığında 648 vatandaşımızı 2014 yılında doğrudan ya da dolaylı bir şekilde, yani direkt kullanıyorsunuz hemen sizi etkiliyor, ölümünüze yol açıyor, ya da işte onu belli bir süre, uzun bir süre veya kısa bir süre kullanıyorsunuz, sizde kan, kalp, karaciğer, işte akli farklı bir şekilde problemlerle ilgili sorunlar yaratıp sizi öldürebiliyor. Evet. Dolaylı olarak. Doğrudan veya dolaylı 648. Yayınlandıktan birkaç gün sonra işte Bursa'da birkaç tane, iki çocuk. Biri hayatını kaybetti. İkisi de zannediyorum, ikisi de hayatını kaybetti. Veya işte İnegöl'den bir haber geldi. Bir alkol aldı, birinin arkadaşının gırtlağını kesti. Evet. Bunlar, bu haberler o kadar çok ki medya artık bunu yapmak istemiyor, bu haberleri. Yani üçüncü sayfalardan kan attığı için, gözyaşı aktığı için, üzüntü aktığı için bu haberleri yapmak istemiyor. Ama bu gerçek. Bunu ne kadar saklarsak saklayalım taşıyor. Yani o 648 şu anda 660 olmuştur. İki gün içinde ülke genelinde olmuştur. Tabii uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Bu maddeler, sayıyı verdik. Sayı çok anlamlı, katlanarak artıyor. Niye öldürüyor konusu? Şimdi bu kimyasal maddeleri, özellikle yeni jenerasyon, yeni piyasaya çıkan maddeler, işte kanabinoid denilen madde, işte bonsai olarak adlandırılan, Jamaika olarak adlandırılan ve onların türevleri. Bunlar çok ucuz ve kullanıldığında o sentetik kimyasal zehir insan vücudunda anında bir kere kullanmayla bile çok ciddi sağlık problemleri oluşturabiliyor. Evet. Kalp üzerine etkiler oluşturuyor. Kalp krizini taklit eden, solunum sistemini de sıkıntılar oluşturan, vücut oksijen sıkıntısı, yani soluk alamıyorsunuz. Kalbiniz sıkıştı, kriz geçireceğim, ölüm hissi, akli melekelerinizin değişmesi, iradenizi kullanamamanız ve zehirlendiğinizi, size bir şey olduğunu hissettiğinizde de kolunuzu kaldıramayacak, yürüyemeyecek, evet, haber veremeyecek tarza kasların ve sinir sisteminin, merkezi sinir sisteminin iflas ettiği bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu şuna benziyor. Bizim Bursa'nın bu lodos işte birkaç gün kırdı, geçirdi bizi, ardından da kar getirdi. Lodos biliyorsunuz Bursa için nimet. Yani Bursa'ya hayat bahşediyor. Geliyor şöyle bir kirliliğimizi bir süpürüyor. Havayı, evet, tozu, toprağı şöyle süpürüyor. Daha doğru bir götürüyor. 30 kilometreyi görmeye başlıyorsunuz. Her yer berrak, cam gibi oluyor. Bursa için lodos çok önemli. Ama karbonmonoksit soba gazı zehirlenmelerine neden olup çok da canımızı alıyor. Canımızı yakıyor. Böyle de bir sorun lodos. Aynı karbonmonoksit zehirlenmelerinde olduğu gibi insan zehirlendiğini hissediyor ama haber veremiyor. Evet. Telefonun tuşlarına basamıyor, işte seslenemiyor ve böyle sessiz, yavaş yavaş bir ölüm gerçekleşiyor. Gençler, bana bir şey olmaz. Ben bir defa kullanırım. Ben kuvvetli insanım. İradem çok kuvvetli. Bir defa bu nihayetinde ot veya işte başka bir hap, ben bunu bir defa kullanırım, istediğimde bırakırım. Düşüncesinde olmasınlar. Bu son derece, evet, olumsuz bir düşünce.
uyuşturucu maddelere başlayanların, bağımlılığın girdabına yakalanan vatandaşlarımızın tamamı böyle başladı. Hı hı. Biz yaptığımız sohbetlerde, konuşmalarda başlangıçlarını böyle olduğunu, bize bir şey olmaz. Sıkıldığında, neşelendiğinde, üzüldüğünde, efkarlandığında hı hı. Bir defa kullandık diyor. Ondan sonra bundan daha kurtuluşumuz olmadı. Peki ailelere siz ne anlatıyorsunuz? Okullarda seminerler veriyorsunuz hem velilere hem de öğrencilere. Az önce dediniz hani veliler saklıyor, öğrenciler daha açık konuşuyor. Çocuklarına da haberi oluyor bizim için demiştiniz. Siz ne anlatıyorsunuz ve nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi bir sorunla yüzleşiyoruz. Hı hı. Böyle bir sorun var. Veliler özellikle bu uyuşturucu kullanımının işte kentin varoşlarında kullanılır. Sosyoekonomik düzeyi, gelir düzeyi yüksek bölgelerinde kullanmaz algısı doğru değil. Evet. Yani bu sorun Yıldırım ilçesinde de varsa Nilüfer'de de var, Osman Gazi'de de var. Bir yerde satılıyorsa diğerinde tüketiliyor. Satan da tüketiyor. Hı hı. Dolayısıyla aileler bu konuya daha hassas. Özellikle anneler. Şimdi biz yaklaşık 100-130 veliyle, ebeveynle konuştuğumuzda bu Bursa'da yapılan anketin sağlamasını yapmak istedim velilerle. Çünkü alkol, sigara veya bağımlılık yapan maddeleri kullanan hı hı. gençlerimize sormuşuz, sorulmuş. Ailenizde sigara içen birey var mı? %77'si, %78'i ailede bir veya birkaçının, yani anne babanın sigara içtiğini söyledi. Evet. Yani çocuklar aileler hakkında daha sağlıklı bilgi veriyor. Biz işte sevgili velilerimize, ebeveynlerimize sorduğumuzda 6-7 tane cesur parmağın kalktığını gördük. Hı hı. Velilerimiz de bunu yansıtmak istemiyorlar ama sigara kullanımıyla başlıyor her şey. Ondan sonra biz çocukların çok değerli olduğunu, onlarla daha iyi, daha geniş vakit geçirmelerini, onların sorunlarıyla ilgilenmelerini, onları anlamalarını, despotik, baskıcı tavırlardan uzak kalmalarını, yani ailenin çocukları anlamaması bir yana, bir de baskıyla, tehditle, korkuyla çocuklara yaklaşmalarının doğru olmadığını anlatıyoruz. Evet. Ayrıca okullarda yine eğitimcilerimizin baskı, despotik yaklaşımlardan uzak durmasına, ilk aşamada anne eğer çocukların uyuşturucu girdabına düşmesini istemiyorsak, anne ve babanın, ebeveynlerin, öğretmenlerimizin, çok sevgili arkadaşlarımız, öğretmenlerimizin sigara içmemelerini öneriyoruz. Yani aslında hı hı. ilk mücadelede doğru adres eğitimciler. Çünkü bunlar rol model. Evet. Eğer çocuk öğretmenini, çok sevdiği öğretmenini sigara içerken bay bayan fark etmiyor, görürse o da onu taklit ediyor. Hı hı. Ki şimdi biliyorsunuz bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Mesela dumansız hava sahası düzenlemesi son yılların en güzel kanunlarından, uygulamalarından biridir. Halk sağlığını gözeten bir yapısı vardır. Pratikte kapalı mekanlarda sigara içilmiyor. Eğitimciler de diğer sektörlerde olduğu gibi kapının önünde, bahçede, bir köşede sigara içiyor. Öğrencilerin gözü önünde sigara içiyor bu defa. Bu da apayrı bir soruna sebep oluyor. Evet, yani dolayısıyla bu mevzuatta da düzenleme yap, revize etmemiz gerekiyor bu uygulamaları. Şimdi aileye diyoruz ki siz çocuğunuzun dünyaya getirirken çok sızı çektiniz, üzüntü çektiniz, neşelendiniz. Bunu yetiştirirken de daha fazla özen göstermek durumundasınız. Ona daha çok sahip çıkmanız lazım. Hatalarında bile onu uzaklaştırmadan ona sahip çıkmak lazım. Hı hı. Evet, çocuk arkadaşıyla kavga edebilir, başarısız olabilir. Toplumun ve ailenin istemediği şeyleri, hatta kendinin de istemediği şeyleri yapabilir. Aile çocuklarda müşfik, şefkatli olmak zorunda. Eğer onu uzaklaştırırsak baskıyla, korkuyla, tehditle,
hatta şiddetle onu aileden, anneden, babadan uzaklaştırırsa o çocuğu bu defa o hazırda bekleyen piyasadaki maddelere ve o uyuşturucu tacirlere kendi elimizle çocuklarımızı iteriz. Evet. Çocukların madde kullanması bizi üzer, acıtır, canımızı yakar. Yani ailelerin, annenin, babanın canısı yakar. Yalnız acı bir zaman sonra unutulur. Hı hı. Yani acıdığınız yer ne olabilir? Çocuğunuz bir madde kullanmış, sigara kullanmış, alkol kullanmış, sizin yüreğiniz acır, yüreğiniz yanar. Ama bu yürek yangınını geçirtebilirsiniz, o unutabilirsiniz. Ama çocuğu iterseniz, onu cezalandırırsanız, öfkeyle, evet, şiddetle, hiddetle, hak etmediği bir biçimde cezalandırırsanız, ömür boyu o acıyı çekersiniz, o acıyı unutamazsınız. Hı-hı. O acı sizi o kırıldığınız yerden sürekli yakalar. Sorumlu olduğunuzu çünkü sürekli olarak hissedeceksiniz. Tabii sizin çocuğunuz. Evet. Size daha büyük maliyetle dönecek o. Hı hı. Toplum itebilir onu, her yerden itebilir. Ama en son geleceği anne babanın kapısı. Hı hı. O zaman o acıyı göz önüne alalım ve çocuklarımızı uyuşturucu baronların tezgahına itmeyelim. Sayın Serdar, son sorum. Birkaç dakikamız kaldı. Şimdi o kadar gitti mi vakit? Gitti çok... maalesef ki, sağ olun, gayet güzel konuştunuz. Mesajınız da çok güzeldi. Normalde ben burayla bitirmek isterim ama şöyle bir ihtimal de var ki rakamlardan bunu görüyoruz ne kadar yaygın kullanıldığının maalesef uyuşturucu maddelerin. Bir aile çocuğunun uyuşturucu kullandığını öğrendi. Yaşı ne olursa olsun. Ne yapması lazım? Şimdi evet, çocuğu anlamaya çalışsın. Çocuğu asla itelemesin. Hı hı. Hiddetle, öfkeyle, baskıyla onu değersiz kılarak onu çocuğu zorlamasın. Aile hekimiyle, aile hekimine görüşsün. Artık, hı hı, aile sağlığı merkezleri uyuşturucu ile ilgili daha çok, madde ile ilgili daha çok bilgi alabilir. Hı hı. Eğer bunun bağımlılık yapıp yapmadığını anlamak için Bursa bu bakımdan hem AMATEM, alkolle mücadele ile ilgili bir birimimiz var. Hem ÇAMATEM açıldı Görükle'de. Çocuk ve ergenlerin bağımlılık yapan madde kullanan çocuklarla ilgili tedavi edici bir merkezimiz var. Özel merkezler de var. Buralara gidip hekimlerden destek, hı hı, alsınlar. Okullarda rehber hocaları var. Çocuğu, aileler onun için önemli, anne baba onun için önemli, çocukların veli toplantılarına önem göstermeleri, çocuğun devam durumu, okul başarısı, arkadaşlarla kavgası veya uyumu, öğretmenlerle uyumunu birebir oradan gözleyecek. Kuş kullandığında öğretmenler, aile sağlığı hekimleri, hı hı, yine bununla ilgili merkezlerden çok ciddi destek alabilir, bilgilenir. Ama çocuklarda gözlemek lazım. Acaba madde kullanılıyor mu, kullanmıyor mu? Çocuklarda bir uyumsuzluk söz konusu ise, aileden kaçıyorsa, sürekli odasına kapanıyorsa, hı hı, üstünde başında değişik kokular varsa, yüz hatlarında derinleşme, çizgilenme, morarma varsa, kollarında iğne batıkları, morarmalar varsa, kendine gösterdiği özen azalıyorsa, evet, dalgınlaşıyorsa, daha çok para harcıyorsa, aileden daha çok para çekiyorsa, harçlığının artırılmasını istiyorsa, arkadaş çevresini sürekli değiştiriyorsa, arkadaşlarını ailesiyle tanıştırmıyorsa, bundan özellikle kaçınıyorsa ve okuldaki başarı düzeyi düşüyorsa, okulda bir takım sorunlar oluşturuyorsa veya sorunların bir parçası haline geliyorsa, suça iştirak ediyorsa, yani kavgaydı, dövüştü veya işte farklı derinlikte suçlara iştirak ediyorsa, çocuğundan mutlaka koşkulansın. Temizlik zamanında çocuğunun kıyafetlerini daha titiz gözlesin aileler. Bilmediği isimler, bilmediği poşetler, ambalajlar varsa onlara özen göstersin. Eğer çocuğa yeterince sevgisini, şefkatini, ilgisini bir aile gösterirse hiç endişe etmesin. Çocuk annesinin, babasının sevgisini, kardeşlerinin sevgisini, ailenin sıcaklığını bırakıp asla sokağa, uyuşturucuya,
alkole kendini vermez. Evet. Orada mutlaka bir şey arıyordur. O zaman aileye, eğitim kurumlarına ve devletin tüm kurullarına rol düşüyor. Bu sorun bir halk sağlığı sorunu. Sosyal olarak, ekonomik olarak da ülkemize çok ciddi problemler getiriyor. İşte ölümler, yaralanmalar, bağımlılıklar, trajediler, cinayetler, şiddet, ölümlerin ya da yaralanmaların, tecavüzlerin altında bu madde bağımlılıkları var. Evet. Büyük oranda var. Dolayısıyla daha iyi, sağlıklı bir toplum, daha temiz bir toplum, geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı bir nesil istiyorsak, ailede bu mücadeleye özellikle annelerin çocuklarını daha kuşatıcı olmasında yarar var diye düşünüyorum. Peki, Sayın Serdar, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve bu konuda yapmış olduğunuz çalışmalar için de ayrıca şimdiden size başarılar diliyoruz. Umarım bunun sonuçlarını iyi bir şekilde istatistiklere düşen oranda yansımalarını gördüğümüz zaman da tekrar burada oturur, birlikte konuşuruz. İnşallah, çünkü biz ne kadar bir kişi de etkileyebilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu gönüllü sivil toplum kuruluşlarının topa da girmesi lazım. Onlar da hasbelkader ellerinden geldiğince bu sorunun ucundan tutmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Sürmanşet'in sonuna geldik. Bugün sadece Bursa'nın değil, aslında Türkiye'nin konuşmaya çekindiği, az önce Serdar Bey söyledi, ekranlara taşınılmasına çekinildiği ve insanların da sizlerin de izlemeye çekindiğiniz konuyu, uyuşturucu bağımlılığını konuştuk, madde bağımlılığını konuştuk. Şunu anladık, ne kadar fazla bu madde satılmaya çalışılırsa çalışılsın, ne kadar ucuz olursa olsun, ne kadar fazla yayılırsa yayılsın, aile çocuklarına, insanlar, yakınlarındaki insanlara, arkadaşlarına sevgi gösterdiği zaman, onları sahiplendiği zaman aralarına girmesine hiçbir şeyin imkanı yok. Ne uyuşturucu maddenin, ne sigaranın, ne de alkolün, hiçbir madde bağımlılığının girmesinin imkanı yok. Her şeyin başı bataklığın kurtulması diyelim. Bataklığın kurtulmasının tek bir formülü var. O da yakınınızdaki insanlara sevgi göstermeniz ve onları sahiplenmeniz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.